Sayın Bakanım, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada bu sene sizlerin de tavsiyeleriyle teknolojimizi arttıralım dedik. Teknolojiyi arttırdıkça problemler yaşanıyor. Başlangıçta da bazı problemlerimiz oldu. Onun için sizden ve değerli misafirlerimizden özür diliyoruz. Fakat Nihat Başkan burada. Türkiye'de en yüksek teknolojiyi biz kullanıyoruz diyorlar. VAR sürekli kapanıyor. Yani VAR kapanıyorsa bizim teknolojide arada bir kapanacaktır, doğaldır. Onun için yani Türkiye'nin en iyi teknolojisi bile kapanıyorsa bizim teknolojimizde burada bir problem olması doğaldır. Ama Nihat Bey'e söz hakkı düştü yalnız şu anda artık. Söz hakkı düştü. Son Başakşehir maçında elektrikler kesildi biliyorsunuz. Yine keza Sayın Bakanım, ilginçtir. Teknoloji özel sektör temsilcileri konuşurken çalışmadı. EPDK başkanımızla birlikte teknoloji geri döndü. Bu da devletin gücünü gösteriyor. O nedenle inşallah sizlerin sayesinde, sizlerin katkısıyla özel sektörde net bir görüntü verebilecek hale gelecektir en kısa sürede. Efendim ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli katılımcılarım, sizler de hoş geldiniz. Umarım aklınızdaki soruları aktarabileceğiz ve onlara yanıt bulacağız. Evet Sayın Bakan, sorulara izninizle geçeceğim. Öncelikle petrol, doğalgaz arama ve üretimden bir soruyla başlamak istiyorum. Soruları biraz da büyük kağıda da yazdırdım. Fenerbahçe sayesinde gözlerimiz hiç görmemeye başladı. Sayın Bakanım, Antalya açıklarında ilk sondajın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Bugün de Antalya'dayız. Burada son durum ne? Sondaj ne zaman başlayacak? Evet, teşekkür ederim. Açılış konuşmamda kısaca bahsettim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl bir gemi aldık. Türkiye'nin aslında ilk milli yerli sondaj gemisi oldu. Ve üzerinde gerekli bakım test çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta da aslında lokasyona doğru yol aldı ve şu anda lokasyonda. Orada teknik bir takım yapılması gereken çalışmalar ve testler var. En son genel müdürümüzden de teyit aldık. Bu ayın sonunda inşallah matkabı çalıştırmaya başlıyoruz. Tabii bu gemiyi aldığımız için belki biraz daha fazlaca Antalya açıklarındaki bu çalışma gündeme geldiyse de aslında sığ denizde eş zamanlı yürüyen bir başka çalışmamız daha var. O da Mersin açıklarında olacak. Onun da çalışmaları, hazırlıkları büyük oranda tamamlandı. Kasım ayında da orada da ilk sığ deniz sondajını yapmış olacağız. Antalya açıklarında yapacağımız derin deniz sondaj çalışması. Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, gözünüzde canlansın diye. Lokasyonda deniz derinliği yaklaşık 2000-2500 metre. Deniz tabanından itibaren de 5000 ila 6000 metre aşağıda bir sondaj derinliğimiz söz konusu olacak. Son derece modern, teknolojik bir gemi. 6-7 kuvvetinde denizciler bilirler. Bir deniz dalgasına karşı en fazla 30-40 santim yerinden oynayabilecek esneklikte ve performansta bir gemimiz var. Tabii biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık. İnşallah milletimizin de duasıyla ilk çalışmada, ilk kazmada bu gaz veya petrolü yakalarız diye düşünüyoruz. Çünkü Doğu Akdeniz formasyon olarak baktığınızda zengin bir potansiyele sahip. İsrail biliyorsunuz gaz buldu, Mısır buldu. Kıbrıs Rum kesiminin çalışmaları devam ediyor. İnşallah biz de ilk çalışmada doğalgaza ya da petrole ikisinden birisine rastlarız. Sayın Bakanım, Akdeniz dedik. Karadeniz'deki projeler ne? Burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Offshore arama stratejimiz ne? Bir de ikinci sondaj gemimiz de yolda sanıyorum. Doğrudur. Şimdi Türkiye Petrolleri ortaklarıyla aslında geçtiğimiz yıllarda Karadeniz'de de sondaj çalışmaları yaptı. 4 adet aşağı yukarı sondajımız oldu. Belki bir sondajımızdan ümitliyiz. Orada Türkiye Petrolleri Shell'le birlikte ortak çalışma yapmıştı.
Muhtemelen belki önümüzdeki yıl tekrarlanabilir oradaki sondaj çalışması. Orada ifade ettiğin gibi aslında ikinci bir gemiyi daha alma çalışmalarımız devam ediyor. Dün itibariyle finansman da sağlanmış oldu. Gerekli çalışmalar bitti. İnşallah ikinci gemimizi de alacağız. Bir sondaj gemimiz Karadeniz'de, diğer sondaj gemimiz de Akdeniz'de. Sondajlarına devam edecek. Ortalama bu sondajların süresi aşağı yukarı 5-6 ay sürüyor. Bu da demektir ki hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de yılda 2 tane sondaj yapabileceğiz. Evet, Sertaç Bey'in sorusuna paralel bir soruyla devam edelim. Şimdi son dönemde arama üretimde offshore'un çok öne çıktığını görüyoruz ama değerli katılımcılarımız da zannederim öyle düşünür. Buna ek olarak karadaki upstream yatırımlarının canlanması da çok önemli. Sayın Bakanım, bunların canlanması için nasıl bir program var önümüzde? Ne tür teşvike çalışmalar var? Evet, teşekkür ederim. Yaklaşık 2 hafta önce petrol, doğalgaz, arama üretim sektörüyle bir araya geldik, bir çalıştay yaptık. Uzun uzadıya tartıştık sektörün önündeki engeller nedir diye. Onlar önerilerini sundular. Bazı alanlarda işlemlerin hızlandırılması talepleri oldu. Bazı alanlarda ilave teşvik ve destek önerileri geldi. Bunların hepsini çalışıyoruz. Karada da bu çalışmaların tabii önünün açılması ve hızlanması gerekiyor. Aslında normal şartlarda karada maliyetler daha düşük. Neredeyse denizle, yani derin offshore arama üretim faaliyetleriyle karadakiler arasında 10 kat bazen 15 kat daha maliyet farklılığı var. Biz biraz denizlere odaklandığımız için aklına arkadaşlarımızın karadaki çalışmalar ihmal ediliyor anlamı gelmesin. Orada da ümitliyiz. Yeni yeni sahalar keşfediyoruz. Hem Türkiye Petrolleri hem de özel sektör Trakya'da ve Güneydoğu'da yeni sahalar üzerinde de çalışıyorlar. Çalışmalar nihayete erince de zaten oradaki verileri de kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Bu arada belki ilk defa Türkiye Petrolleri havadan jeofizik görüntüleme çalışması yaparak gravite manyetik dedikleri bir çalışma. Yerel ölçümlere göre daha hızlı bir yöntem bu. Güneydoğu'da havadan böyle bir görüntüleme çalışması da oldu. Yine MTA'nın tüm Türkiye genelinde yaptırdığı bir çalışma var. Havadan jeofizik görüntüleme. Çok belki kamuoyunda gündeme gelmedi ama o da aşağı yukarı şu anda ülkemizin %65-70'ini havadan jeofizik görüntülenmesini yaptık. Önümüzdeki yıl içerisinde de bunu tamamlayacağız. Bundan sonra hem MTA hem de özel sektörümüz o jeofizik görüntüleri ve analiz sonuçlarına göre diğer çalışmaları yapmış olacaklar. Böylece sondajlarda rezerv bulma olasılığımız da artmış olacak. Sayın Bakanım, biliyorsunuz Türkiye Enerji Zirvesi'nin sloganlarından biri 4 piyasa tek zirve. Bu nedenle diğer piyasalardan da sorulara devam edeceğiz. Evet. Sayın Bakanım, BOTAŞ'ın doğalgaz santralleri için maliyet bazlı fiyatlandırmaya başlaması piyasa tarafından olumlu karşılandı. Bu uygulama piyasada öngörülebilirlik açısından oldukça önemli. Bu uygulama devam edecek mi? Ayrıca BOTAŞ'ın önümüzdeki bir yılın tahmini satış fiyatını veya fiyatını hangi formülle eskale edeceğini sektörle paylaşması mümkün mü? Evet arkadaşlar, göreve geldiğimiz ilk günlerde politikalarda bir değişiklik olmayacağını ama zaman zaman önceliklerde değişiklik olabileceğini ifade etmiştik. Nitekim o günlerde ilk hafta piyasaya şu mesajı verdik. Bizim için şu anda politikaların sürdürülebilirliği, finansal sürdürülebilirlik ve katılımcılık son derece önemli demiştik. Piyasada öngörülebilir olmak da bunlardan birisi. Şimdi geçtiğimiz yıllarda BOTAŞ biliyorsunuz her ay yeni bir fiyat açıklamak durumunda. Tabi bu fiyatlarda değişiklik yapacağı anlamına gelmiyor ama her ay fiyat açıklama beklentisi doğal olarak sektörde öngörülebilirliği kısaltmış oluyor. Elektrik tarafında 3 ayda bir fiyat ayarlamaları mevzuat gereği yapılabiliyor. Doğalgaz tarafında ise aylık. En son BOTAŞ özellikle elektrik üreten santraller için maliyet bazlı bir fiyatlandırmaya geçeceğini ilan etti. Şimdi sektör bizden şunu bekliyor. Bunun
ne kadar uzun dönemli yaparsanız biz o kadar önümüzü görebiliriz. Çalışmalara devam ediyor. Çünkü BOTAŞ'ın doğalgaz alış maliyetleri petrol fiyatlarına endeksi olarak belirlendiği için ve aşağı yukarı coğrafyamızda Avrupa'da dahil bu şekilde belirleniyor. Brent petrole dayalı bir formülle belki önümüzdeki 6-7 ayı öngörebilir hale getirmiş olacağız. Arkadaşlar geriye dönüp testlerini de yaptılar. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda en azından yıl başından itibaren böyle bir fiyat aralığını BOTAŞ açıklayabilir. O zaman elektrik sektörü de özellikle doğalgaz çevrim santralleri açısından fiyat öngörüsüyle daha uzun vadeli işlemlere yapabilir diye düşünüyoruz. Evet, yap işlet ve yap işlet devletleri de aslında bu noktada konuşmakta fayda var. Malum merak edilen konu da var burada. Sözleşme süreleri bitmek üzere. Bundan sonraki süreçte ne olacak efendim? Bu sürelerin uzatılması mümkün mü? Sözleşme süresi bitiminde yap işletler için yeniden özelleştirme gibi bir seçenek var mı? Ne gibi bir program ve plan var önümüzde? Evet, yaklaşık olarak elimizde 9500 megawatt civarında bir sözleşme var. Yap işlet devletlerle alakalı. Bunların da büyük bir çoğunluğu 2019 yılı içerisinde sonuçlanmış olacak. Bu biliyorsunuz 2000 yılından önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri kapsamında, o 3096 sayılı yap işlet devlet kanunu kapsamında yapılmış sözleşmelerdi. Bundan sonra tabii aslında bir ihtiyaç kalmıyor EÜH açısından. Dolayısıyla bunların büyük bir çoğunluğu, öyle tahmin ediyorum, serbest üretici olarak, yani yap işlet kontratı olanlar serbest üretici olarak hayatlarına piyasada devam edecekler. Bir kısmı yap işlet devret, dolayısıyla onlar tesislerini kamuya, yani EÜH'e devretmiş olacak. Ama onların oranı çok fazla değil, 1300 megawatt civarında. Onları da belki tekrar bir özelleştirme programına alarak özel sektöre açılabilir diye düşünüyorum. Son kaynak tedarik tarifesiyle ilgili son gelişmeleri de müsaadenizle sormak istiyorum. Şimdi maliyet bazlı yaklaşımın son kullanıcılara ulaşılması sağlandı. Bu kapsamda limit olarak yeni yılda hangi seviyede olması bekleniyor? Ve tabii burada bir sosyal tarife yapılması da gündeminizde mi? Evet. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz, bu yılın başında özür dilerim ama geçtiğimiz yılı ilan etti, yürürlüğe girmek üzere. Son kaynak tedarik tarifesini düzenledi. Eskiden düzenlenmiş tarifeden yararlanabiliyordu serbest tüketicilerde. Fakat bu tabii piyasadaki diğer yapıyı bozmaya başlayınca doğal olarak özellikle büyük tüketim yapan tüketiciler açısından taşınamaz hale geldi ve 50 milyon kilowatt saatlik bir limit getirildi. 50 milyon kilowatt saatin üstündeki müşteriler tedarikçisini seçmek zorunda. Seçemeyip bir şekilde görevli tedarik şirketinden elektriklerini almak zorunda kalırlarsa da piyasaya göre bir miktar yüksel bedel ödemek zorunda kaldılar. Şimdi serbestleşme stratejimizde bir değişiklik yok. Biz kamu tarafı olarak küçük tüketicileri koruma yönünde bir program uygulayacaksak onu biz kendi üstümüze alıyoruz. Ben bunu sektörle de zaman zaman paylaştım ama büyük tüketicilerin, tedarikçilerin kendisini seçmesi, ikili anlaşmalarla kendi lehlerine olan bu anlaşmaları yapmasını da arzu ediyoruz. Tabi bu geçiş döneminde bir takım sancılar da yaşanmadı değil. Özellikle bazı OSB'lerde çalışan sanayicilerimiz bu yeni döneme adaptasyonda, yeni sisteme adaptasyonda biraz zorlandılar ama zamanla onlar da alışıyorlar. Nasıl bir ham madde tedariki yapıyorsa, orada stratejik, akılcı bir yöntemle tedarik ediyorsa, elektriğin de, doğal gazını da aynı mantıkla ucuz kaynaktan alacak şekilde bir strateji izlemesinde fayda var. Gelelim sorunuzun ikinci bölümüne. Burada önümüzdeki yıllarda bir değişiklik olacak mı sorusuna. Bildiğim kadarıyla EPDK limitin düşürülmesiyle alakalı bir çalışmada yürütüyor. Bu 50 milyon kilowatt saat muhtemelen düşecektir diye düşünüyorum. Tebliğe göre de zaten yılbaşından yılbaşına bu ayarlamalar yapılıyor.
Muhtemelen bugünlerde EPDK yeni tebliğ çalışma taslağını da paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşmış olacak. Sosyal tarife konusuna gelince orada da biz demin dediğim gibi kamu kaynaklarıyla görece özel sektöre göre daha düşük maliyet üretebiliyoruz. Onları da özellikle küçük tüketiciler, konutlar ve esnaf için kullanmayı planlıyoruz. Şu anda kamunun elindeki üretim portföyü ve anlaşmalardan gelen üretim miktarı aşağı yukarı piyasadaki toplam üretimin 1/3'üne denk geliyor. Yani 300 terawatt saatlik bizim bir yıllık üretim tüketim potansiyelimiz var. Bunun 100 milyar kilowatt saatini biz kamu kaynaklarıyla üretiyoruz. Bu da aşağı yukarı yasal zorunluluklar, işte bu teknik kayıplar, genel aydınlatma, serbest olmayan küçük tüketiciler için biliyorsunuz elektriğin tedarik sorumluluğu EÜAŞ'ta. Onun rahatlıkla karşılayabileceği bir alan olarak gözüküyor. Orta ölçekli ve büyük tüketiciler artık demin de dediğim gibi kendi elektriklerini serbest piyasa koşullarında, rekabetçi ortamda kendileri tedarik etmek durumunda kalacaklar. Sayın Bakanım, serbest piyasa koşulları demişken elektrik ticaretinde şirketlerin ikili anlaşmaları feshetmesi piyasayı ciddi anlamda etkiledi. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Şimdi ikili anlaşmalarda EPDK'nın tavsiye niteliğinde olan bir tip sözleşmesi var. Fakat adı üstünde ikili anlaşma, alıcıyla satıcının bir araya gelip şartlarını oluşturduğu bir anlaşma. Eğer tek taraflı bir fesih varsa, normal şartlarda anlaşmada yazılı olan mali yükümlülükler veya idari yaptırımlar neyse onu karşı tarafın ödemesi gerekiyor. Biz de bunu duyduk, açıkçası üzüldük de. Yani yılın başında anlaşma yapmışsınız. Ama bir anda işte piyasa takas piyasasında fiyatlar daha iyi olunca ben oraya satayım şeklinde bir tercihte bulunanlar olmuş. Bunu ben ticari etikle de doğrusu bağdaştıramadım. Bu enerjiyi alan tedarikçiler veya tüketiciler açısından da belki şuna dikkat çekmekte fayda var. Özellikle sözleşmeler tabii feshedilemez değil. Ama anlaşarak feshetmediğinizde, tek taraflı feshettiğinizde karşı tarafı tek taraflı fesihten zorlayacak bir takım yaptırımları sözleşme metnine yazmak bence her iki tarafında hakkını ve hukukunu koruyacaktır diye düşünüyorum. Peki, Sayın Bakanım, doğalgaza geçmek istiyorum. Doğalgazda çapraz sübvansiyonların kaldırılarak maliyet bazlı fiyatlama geçişte önemli bir adım atılarak elektrik santrallerine satılan gazın fiyatı arttırıldı. Maliyet ve kurlardaki artışlar fiyatlara yansıtılmaya, sanayi ve konutta da maliyet bazlı fiyatlama geçişi ve doğalgazda kademeli bir fiyatlandırma söz konusu olacak mı? Şimdi elektrik sektörü serbest piyasa olduğu için BOTAŞ biraz evvel de ifade ettim. Maliyet bazlı tarifeye geçmiş oldu. Sanayi ve konutta henüz o ölçüde bir ayarlama yapılmadı. Tabii BOTAŞ aynı zamanda piyasaya etkilerini de incelemek ve izlemek zorunda. İçinde bulunduğumuz şartları da dikkate alarak bir fiyat ayarlaması yapıyor. Bir anda bu ayarlamaları yapmanın başka handikapları da olabilir. Talep daralması olabilir. Pazarda başka komplikasyonlar olabilir. Bir de şu ilk günlerde biliyorsunuz hani taşın suya ilk düştüğü anda dalga boyuyla sönümlendiği anda, geçen zamanda sönümlendiği anda dalga boyu farklı. Kuru nasıl alacak? Faiz, finansman maliyetleri nasıl olacak? Bunlar şimdi yavaş yavaş aslında oturmaya başladı. Bence sadece BOTAŞ açısından değil, bütün özel sektördeki oyuncular açısından da oturup tabii herkes bir maliyetlerinin tekrardan hesap edecek. Ve makul bir düzenlemeyle de gideceğini düşünüyorum. Kademelendirme konusuna gelince tabii bu zaman zaman aslında hem elektrikte hem de doğalgazda bunu sektör biz tartışıyoruz. Artı yönleri var, eksi yönleri var. Artı yönü şu, özellikle tüketicileri enerji verimliliğine itmesi açısından, daha tasarrufa riayet etmesi açısından aslında yani çok tükettikçe nispeten daha fazla bedel ödetmek tüketici ister istemez daha verimli kullanmaya itiyor. O açıdan
pozitif yanları var. Ama bir yandan çok ticari mantıkla düşünürseniz de, yani çok satarsam çok kazanırım diye de, yani satıcı perspektifinden baktığınızda böyle bir olgu da var. Bizim tercihimiz hani çok satalım, çok kazanalım değil, az satalım, makul bir kazanç olsun. Onun için bu unsurları dikkate alarak böyle bir çalışma yürütmek lazım. Efendim biz ekonomi basında doğalgaz borsası diyoruz. 1 Eylül'de açılışı yapılan organize toptan doğalgaz satış piyasasından bahsediyorum. Şimdi hem bir referans fiyat oluşması açısından hem sağlıklı işleyen bir piyasa için çok önemli. Yıllardır da bahsediyoruz, bu anlamda adımlar da atıyoruz. Biz bir geçiş ülkesi olmayalım enerjide, ticaret merkezi olalım. Kuşkusuz en mühim adımlarından biri. Siz nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra bununla, bu sağlam adımla başlayan yolda nasıl bir strateji izleyeceğiz? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye uzunca bir süredir arz güvenliği sıkıntısı yaşadı. Hem elektrik tarafında hem de doğalgaz tarafında. Ama hamdolsun elektrik tarafında son 4-5 yıldır artık planlı kesinti kısıntı yapmıyoruz. Talebin üzerinde bir arz potansiyelimiz var. Bunun da en önemli nedenlerden birisi de doğalgaz tarafında. Çünkü bileşik kaplar gibi. Özellikle bizim elektrik tarafı doğalgaza bağımlı bir altyapıya sahip. Ciddi oranda termik santralimiz var doğalgaza. Orada özellikle hatırlarsanız havanın çok soğuk geçtiği günlerde kışın BOTAŞ tüm talebi karşılayamadığı için altyapısı yetersiz olduğundan zaman zaman bu ikincil yakıtı olan santrallere ikincil yakıtı geçme talimatı gönderiliyordu. Tabi vatandaşlar olarak biz hissetmiyorduk ama aslında piyasada her gün o böyle kış aylarında, kış günlerinde özellikle bizim hem elektrik tarafı hem de doğal gaz tarafı vatandaşları soğukta, elektriksiz, karanlıkta bırakmayalım diye ciddi bir telaşı içerisinde yaşanırdı. Bunu mümkün mertebede biz aslında vatandaşa hissettirmedik. Ama geldiğimiz noktada BOTAŞ aslında ciddi adımlar atarak bu problemi çözdü. Şimdi sıra aslında piyasa tarafında elektrik piyasasına benzer gün öncesi bir market oluşturabilmemiz. EPİAŞ geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle bu sistemi de hayata geçirdi. OTSB diye kısalttığımız organize toptan satış piyasası. Günlük satışları hem dengesizleri yönetebiliyoruz hem de piyasa oyuncularının ihtiyaç duyduğu müşterilerine tedarik etmekle yükümlü olduğu miktarları orada günlük alış satış yaparak oluşturuyor. Bu iş önce öyle başlıyor. Elektrikte de öyle başladı. Zaman içerisinde tabii daha belki future piyasalar dediğimiz geleceğe dönük 1 ay vadeli, 3 ay vadeli, 6 ay vadeli fiziki teslimatlı ürün pazarında oluşturabiliriz. Bence piyasada öngörülebilirliği artırabilmek için bu alanı süratle de geçmemiz gerekiyor. Sayın Başkan da konuşmasında da ifade etti. EPDK olarak EPİAŞ'la birlikte çalışıyorlar. Geleceğe dönük vadeli opsiyon piyasasına dönük yeni ürünler de geliştirilmiş olacak. Biz ümitliyiz. Tabii sizin sorunuzun girişinde ifade ettiğiniz hani ülke sadece bir transit ülkesi mi diye. Şimdi altyapınızı oluşturursanız, piyasa tarafını oluşturursanız ve kaynak çeşitliliğiyle birlikte ülke talebinden daha fazla gazın girmesini Türkiye'ye temin etmiş olursanız hem Türkiye'nin gazın gazla rekabetini sağlamış olsunuz, daha rekabetçi fiyatlar oluşur. Hem de burada oluşacak fiyat ve endeksin başta bölge ülkeleri olmak üzere güzel bir referans fiyat da olmasını sağlamış oluruz. Nitekim bu anlamda komşu ülkelerimizle temaslarımız devam ediyor. Bulgaristan'da da işte 2 ay önce oradaydık. EPDK başkanımız da birkaç ay önce ziyaret etti. Biliyorsunuz bu Avrupa Birliği direktifleri kapsamında sınır ticaretinin ve kapasitesinin, transfer kapasitesinin artırılmasına dönük bir takım direktifler var. Bunları da bir yerde sağlamış olacağız ve komşu ülkelerle en azından bir Güneydoğu Avrupa bölgesinde belki orta uzun vadede hani single bir markete doğru da gidebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de bu teknolojik altyapının tamamlanması önemliydi. Önemli bir aşama olarak değerlendiriyorum. Sayın Bakan, boru hattı, FSRU ve depolama yatırımları ile birlikte doğalgazda arz güvenliği ve altyapı açısından önemli adımlar atıldı. Evet. Bu bir gerçek. Bundan sonra hem altyapı yatırımları hem de bölgesel ticaret açısından neler planlıyoruz? Bir de Sayın Bakanım, benim bir klasik sorum var. 2 yıl
Türkiye Enerji Veresi 2 yıl Ankara'da yapıldı. 1 yıl Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Konya, Adana ve son 2 yıldır Antalya'dayız. Ve ben bu süreçte hep bir soruyu soruyorum. Yine aynı soruyu soracağım. BOTAŞ kendini nasıl konumlandıracak? İç piyasada hakim konumu devam edecek mi? O soruya bunu ilişkilendirmen süper. Kalecinin gol atması gibi bir şey oldu yani. Şimdi şöyle, BOTAŞ'ın tabii iki şapkası var. Bir, TSO olarak yani sistem işleticisi, iletim sistemi işleticisi olarak bir görevi var. Bir de aslında tedarik tarafında ticaret şapkasıyla bir fonksiyonu var. Şu anda piyasanın %80'i civarında bir kontratların BOTAŞ'ın elinde. Yani BOTAŞ'ın elindeki miktarların azaltılmasının için öngörüyor kanun aslında. Serbest piyasada rekabetçi bir ortam oluşsun diye. Bunu geçmişte birkaç defa daha ifade ettim. Kaynak çeşitliliğini artırmadığımız takdirde bu rekabetin biz tam olmayacağı kanaatindeyiz. Nitekim şu anda BOTAŞ'ın kontrat devrettiği firmalar ki aşağı yukarı 10 milyar metreküplük ellerinde kontratlar var. Orada da tedarikçi Gazprom. BOTAŞ da yine Gazprom'dan önemli miktarda gaz tedarik ediyor. Kontrat şartlarında hemen hemen hiç değişiklik yok. Dolayısıyla böyle kopyala yapıştır kontratlarla 10 tane yeni oyuncu değil, 100 tane yeni oyuncu da girse sonuçta rekabeti sağlayamıyorsunuz. Kaynağın çeşitlenmesi, güzergahların çeşitlenmesi ve gazın bollaşmasıyla bu kendiliğinden gelecek bir süreç. Biz de BOTAŞ'taki arkadaşlarla da görüşüyoruz. Eğer hakikaten rekabeti artıracaksa BOTAŞ'ın kontratlarını devretmesi hemen ilan eder. Ama son 10 yıldaki tecrübe ve deneyimler aslında bunun böyle olmadığını gösterdi. Şimdi deminki soruya bağlantılı olarak söyleyeyim. İşte bu OTSP'nin açılması yani organize ticaret piyasasının doğal gazlı olması, altyapının yeteri kadar güçlendirilmesiyle birlikte belki yeni oyuncuların sisteme girmesi daha anlamlı olabilir. Biz prensipte serbest piyasadan yanayız. Onu da ifade ediyorum. OTAŞ'taki arkadaşlarla da konuştuğumuzda onları aslında hep ona cesaretlendiriyoruz. Biz hani neden olmasın diyoruz ama burada amaç hakikaten tam rekabet sağlanacaksa bu kontrat yapısında bunun sağlanamayacağını düşünüyoruz. Tabii tedarik yani kaynak ülkelerde mevcut kontratları devam ederken de o şartları da değiştirmek de istemiyorlar. Şimdi bir yeni bir dönemin sonuna ve başına gelmiş oluyoruz. Bu kontratların biteceği ve yeniden başlayacağı dönemde Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat var. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. BOTAŞ'taki arkadaşlar çalışıyorlar. Özel sektör kontratları alır almaz süreleri birçoğu uzattı aynı şartlarla. Onların da tabii müzakereleri olacaktır ama benim kanaatim şu, artık böyle 20 yıllık, 25 yıllık uzun dönemli kontratlar yerine daha böyle short term, mid term kontratlarla daha esnek bir yapıyla yürümek tüketicinin daha lehine bir durum diye de düşünüyoruz. Nitekim özellikle elektrik santralleri açısından BOTAŞ doğalgazı satarken zorlanıyor da. Çünkü elektrik tarafında oluşan fiyatlar doğalgaz santralleri açısından çok da cazip değil. Yerine göre diğer kaynaklardan üretim maliyeti daha düşük olduğu için zorlanma da söz konusu oluyor. Pazardaki bu rekabeti bir şekilde kaynak ülkelerinde hissetmesi gerekiyor ki pazar kaybetmesinler. İşte zaten rekabet de bu. Yani bunu oluşturabildiğimizde BOTAŞ'ın olması olmamasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan burada tüketicinin kazanması. Şimdi enerjide yeni yatırımlardan, bunların desteklenmesinden, projelerden bahsediyoruz. Kuşkusuz çok önemli. Ama belki de hepsinden önemlisi, hepsinin amacı nihai tüketiciye, vatandaşa kaliteli, kesintisiz bir hizmetin ulaştırılması. Buradan aslında doğal gaz dağıtımına gelmeye çalışıyorum. 81 il hedefi var. Bu hedefin neresindeyiz, nasıl bir yol izleyeceğiz? İlçelere de ulaşıyoruz. Nedir stratejiniz? Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırdık. Ben burada doğalgaz dağıtım sektörüne hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Tam 101 ilçeye bir yılda gaz verdik.
Daha önce en fazla bir yılda 34 civarında bir ilçeye yerleşim birimine gaz vermişiz. 101. Tabi burada tedarikçilerin de unutulmaması lazım. Bu işi yapan firmaları da unutmamak lazım. Adeta Türkiye bu bölgelerde, bu ilçelerde şantiye alanına dönüşmüş oldu. Bu seneki hedefimiz inşallah 80 civarında bir yerleşim birimine daha doğalgazı götürmek. Önümüzdeki yılda da işte bir 30-40 arası tahmin ediyorum bir ilçe kalmış oluyor. Yani toplamda 222 yerleşim birimine bu 3 yıl içerisinde doğalgaz dağıtımını götürmek istiyoruz. Tabii doğalgazın gittiği yerlerde hakikaten ciddi bir yaşam kalitesinde ve konforunda ciddi bir artış yaşıyoruz. Şimdi Anadolu'da tabii belki çok fazla yaşamadığımız için farkında değiliz. Büyük kentlerde artık herkes doğal gaz kullanıyor. Alıştığı için de belki bu nimetin, konforun farkında değil. Zaman zaman Anadolu'da yaşayanlar işte misafirliğe geldiğinde, büyük kentlere geldiğinde konforu görüyor. Dolayısıyla gidince de diyor ki ya bize de doğal gazı getirin ya da biz de taşınacağız şehirlere. Aslında bir yerde göçü durdurmak açısından da doğal gazın orada yaygınlaşması önemli. Ayrıca hava kirliliğiyle mücadele açısından da doğal gazın oraya gitmesi önemli. Biz yeni strateji olarak doğal gazın elektrik üretimindeki payını azaltırken dışa bağımlılık açısından ama şehirlerimizin ve sanayimizin doğal gaz talebini de maksimum karşılayacak şekilde bir yol haritası belirledik. Buna da devam edeceğiz. Sayın Bakanım, yine arada kısa bilgi notları veriyorum. Herhalde bu Türkiye enerji zirvesi açısından bir rekordur. 1250 delegemiz var. Yani 1250 delegemiz var. Bu salonda da var mı? Salonda yani herkes ayakta görüyorum buradan. Yani bu sektörün ne kadar aile olduğunu, büyük aile kavramına inandığımızı gösteriyor bir anlamda. Tabii burada size EPDK Başkanı'na ve tüm kamu kurumlarının yöneticilerine teşekkür ediyorum. Keza özel sektöre teşekkür ediyorum. Buradan da burada tabii bir de akaryakıt ve LPG sektörünün de tüm sivil toplum örgütleri var. Birkaç soruya kilitlenmiş durumdalar. Şunu soracağım, döviz kırları artıyor, ham petrol fiyatları artıyor. Tabii burada sizde vatandaşımız bundan etkilenmesin diye bir eşel, ÖTV'de eşel mobil sistemine geçtik. Bu sistemden vatandaş bugüne kadar ne kadar kazandı? Peki bu sistem devam edecek mi? Uygulama daha ne kadar devam edecek? Şimdi toplam bugüne kadarki kazancı ne oldu bilmiyorum. Doğrusu onu Maliye Bakanlığı takip ediyor ve bu uygulamayı da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Maliye Gelir Dersi Başkanlığımız eş güdümlü olarak yürütüyorlar. Haziran ayında böyle bir uygulamaya geçildi. Bu kurların artışına benzer kurların artışı bile aynı zamanda ham petrol fiyatlarındaki biliyorsunuz artış son bir yılda hakikaten inanılmaz boyutlarda. Yani geçtiğimiz yıl 50 dolar olan ham petrolün fiyatı 80 doları geçti. 85 dolarlar Brent. Kur geçtiğimiz yıl 3.6 civarındaydı. Şimdi işte 6 küsür civarında neredeyse 2 kat arttı. Tabii bunların bu artışların, maliyet artışlarının hepsi pompa fiyatlarına yansımış olsaydı bu özellikle tüketici açısından hakikaten katlanılamaz bir boyuta gelirdi. Ve devletimiz, Maliye Bakanlığımız aslında bir fedakarlık yapıyor. Normalde maliyenin akaryakıttan elde ettiği ÖTV geliri ciddi miktarlardadır. Bu eşel mobille oradaki kur artışlarını, maliyet artışlarını yönetmiş oldu. Ne zaman kalkar sorusunun cevabını aslında tabii bilmiyorum. Çünkü onu Maliye Bakanımıza sormak lazım. Ama anlaşılan o ki bir müddet daha devam edecek gözüküyor. Biraz bu dengelenmesi piyasaların durulmasına bağlı diye düşünüyorum. Sayın Bakan, o zaman esas şunu sormamız gerekiyor. Yani bu yaşanan gelişmeler akaryakıt sektöründe rafinerisinden dağıtım şirketine, dağıtım şirketinden bayisine kadar çok ciddi piyasayı olumsuz etkiledi. Sektör oyuncuları yaşamlarını sürdürebilecekleri bir kar marjına sahip olmak konusunda uzun süredir beklentilerini size EPDK ilgili kurum kuruluşlara iletiyorlar. Buna ilişkin bir çalışma söz konusu mu? Çünkü sektör kar etmiyoruz diyor, yaşamak istiyoruz diyor. Buna yönelik bir çalışmamız var mı? Evet.
Aslında bizimle ilgili olan sektörlere baktığınızda en serbest piyasa akaryakıt piyasası. Yani petrol ve LPG piyasası. Orada hemen hemen hiçbir kamu oyuncumuz kalmadı. Elimizde bir Türk petrol dağıtım vardı. Onu da zaten 2 yıl önce özelleştirdik. Tüpraş yok. TPA piyasanın çok klasik bir oyuncusu değil. Sadece arama üretim tarafında var, onu saymazsak. Yani bütün sektörün tamamında özel sektör oyuncuları var. Ve bana göre de hakikaten Sayın Başkan da ifade etti. Türkiye'nin en kaliteli servisini ve en kaliteli ürünle, Avrupa'nın en kaliteli ürün ve servisini Türkiye'de veriyoruz. Burada dağıtımdan bayiye kadar bu değer zincirinde rafineri dahil yer alan sektör oyuncularımızı bir kere kutlamak lazım. Ama içinde bulunduğumuz geçtiğimiz dönem itibariyle de tabii zor bir dönemden geçiyor. Sanırım etkilenmeyen de yok. Biraz daha sabırlı olmak durumundayız. Başkanla da konuştuk. Geçtiğimiz günlerde topta zaten bir petrol meclisinin bir açılışı vardı. Davetliydim, katılamadım ama Sayın Başkan sanırım orada da ifade etti. Yani olayın da farkında, izleniyor. En kısa zamanda ben sorunun aşılacağını düşünüyorum. Ama biraz sabırlı olmak lazım. Peki, yenilenebilir enerjiyle devam edelim o zaman. Bakanlık olarak çok önemsediğiniz bir konu olduğunu biliyoruz. Enerji politikalarınızda önemli bir yeri var. Hatta hükümetin enerji politikalarında da çok öne çıkıyor. Bu bağlamda rüzgar konuşalım. Biraz rüzgar yatırımları son 3 senede 1350 megawatt'tan bu yıl 400 megawatt seviyesinde inmiş görünüyor. Geçen yıl yapılan ihalelerde tahsis edilen miktarında izin süreçlerinin 3 yıl kadar süreceğini düşündüğümüzde burada aslında 2 yıldır bekleyen kapasite artış taleplerini belki konuşmak lazım. Bu taleplerin karşılanması noktasında nasıl bir yaklaşımınız var? Sektör bu bağlamda sürdürülebilirliği sağlamak istiyor. Ne dersiniz? Nasıl bakıyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Konuşmamda ifade ettim. Önümüzdeki 10 yılda 10 bin megawatt yenilenebilir ilave edeceğimizi söyledik. Bu da her yıl 1000 megawatt demektir. Şimdi her yıl 1000 megawatt güneş ve rüzgarın devreye girmesi için de çok önceden hazırlık yapmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu 3000 megawattlık yarışmayı biliyorsunuz normal klasik yöntemdeki rüzgar başvurularını almıştık. Onlar yapıldı. Şimdi bir 2000 megawatt civarında ikinci bir ölçümleri yapılan ama henüz başvurular alınmayan bir grup var. Onlarla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. Nisan'a ertelemiştik. Ama asıl tabii belki herhalde yakaları kastettiniz. Yakalarda yine biz devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem yalnız çok büyük miktarlı değil, belki daha küçük ve orta ölçekli yakalarla. Bunun ilk işaretinde aslında bu hafta ilan ettiğimiz YKGES 2'de vermiş olduk. Yine toplamda 1000 megawatt güneş santrali kurulacak ama 3 bölgede, 3'ü de ayrı ayrı yarıştırmış olacağız. Birisi Hatay'da 200 megawatt. Urfa'nın güneş potansiyeli çok iyi, Viranşehir 500 megawatt. Bir de Niğdebor'da yaklaşık 300 megawattlık da bir güneş santralimiz daha olacak. Bunlar biliyorsunuz teklifler, fiyatlar ihalede oluşuyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ihalede hakikaten rakamlar çok tatminkardı. Bu yıl göreceğiz tabii fiyatların ne mertebelerde olacağını. Bir diğer önemli fırsat da bu kapasite artışı konusu. Yani şu anda santralleri işletmede olan lisansların kapasite artış talepleri vardı onların. Hem EPDK'ya hem de dolayısıyla TİYAŞ'a. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar, hazırlıklar son noktaya geldi. Muhtemelen yani bizim yaptığımız değerlendirmelerde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var gibi gözüküyor. Onu tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi gruplarıyla ileteceğiz böyle bir ihtiyacı. Biliyorsunuz bu yeni sistemde artık hükümet tasarısı gitmiyor. Kanun teklifi sayın milletvekillerimiz vereceğiz ama bu ihtiyaçları kendine iletmemizde bir mahsur yok herhalde. O çalışmaları ileteceğiz. Tabii takdir meclisi önünü açmak istiyoruz biz de açıkçası kapasite piyasasını. Arkadaşlarla sektörle de şu anda görüşmelerini de yapıyorlar. Farklı görüşler var. Uygulanabilir, piyasaya fazla bir mali yük getirmeyen bir model bulmamız gerekiyor ki hazır çünkü bence burada işletmeye de en rahat geçebilecek kapasite artışı gözüküyor. Onu da değerlendirmekte de fayda var. Evet. Yok Sayın Bakan, suyunu içiyoruz. Aralarda su içiyorum. İyi,
Sayın Bakanım, lisanssız projelerle hızla büyüyen güneş yatırımları, o da etkilendi ve durgunluk yaşıyor bugünlerde. Lisanslı proje sayısı ve toplam gücü ise düşük. Bu durgunluğun sektördeki şirketleri de aynı şekilde durgunluğa sürüklememesi anlamında, keza maliyeye de yük olmamak için çatı ya da arazi üzerine kurulacak özellikle iş tüketime yönelik projelerin desteklenmesi yolunda bir düşünceniz var mı? Böyle beklentiler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, geçtiğimiz yıl aslında bir rekor kırdık. Nerede kırdık? Lisanssızda ve ağırlıklı olarak da güneş panellerinde. Yani dağ, dere, tepe, her taraf hakikaten güneş santrali oldu. Yaklaşık 5000 megawatt işletmeye girdi ve Avrupa'da da Sayın Başkan diyor ki 6'yı bulduk. Avrupa Birliği'ne de baktığınızda bu ölçekte bu kadar bir yılda yenilenebilir ve güneş panel için giren bir örnek yok. Sektör geçtiğimiz yıl 7-24 365 gün non-stop çalıştı ve bir başarıya imza attı. Şimdi yeni uygulama şöyle olacak. Artık bu tarla, bahçe, araziden yerine çatı ve cepheleri değerlendiren, ölü mekanların değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşündük. Çünkü zamanla gördük ki bu tarla, bahçe her ne kadar marjinal tarım arazisi olsa da, yani aktif bir tarım potansiyeli, tarım kapasitesi içermese de gittikçe tabii bu tarım işlenebilir, işletilebilir tarım alanlarına doğru bir baskı oluşturuyor. Onun önüne geçmek için de bir yerde artık bu arazide, açık arazideki uygulamayı kaldırıyoruz lisanssızda. Sadece çatı ve cephelerde devam edeceğiz. Orada da konutlar için 10 kW'a kadar, ki zaten ortalama bizim bir meskenimiz 5-6 kW civarında bir tüketimi var. O kadar kurmasına izin vereceğiz. İş yerleri için bir üst sınır yok. 1 MW biliyorsunuz yasada bir sınırımız var. Sadece bağlantı gücünü geçmemek üzere dedik. Yani işte oteliniz varsa tabii, mesela Fikret Bey bakıyor ama muhtemelen burada 1 MW yetmeyebilir. Ama üst sınır var. Bağlantı gücünüzde sınırlı olmak üzere de yine çatı cepheleri kullanabileceksiniz. Aslında bununla önünü açmış oluyoruz. Şimdi toplantıda arkadaşlar bilgilendirdiler. EPDK bu aylık mahsuplaşmaya geçen düzenlemeyi de yapmış ve resmi gazetede de bugün itibariyle yayınlanmış durumda. Orada biliyorsunuz eski sistem saatlikti. Şimdi tabii gündüz saatlerinde güneşten fazla üretiyorsunuz. Akşam ihtiyacınız var. Gündüz sadece saatlik mahsup yapıyordunuz. Şimdi aylık mahsuplaşmaya geçmek suretiyle gündüz fazladan ürettiğinizi, ihtiyaç fazlası ürettiğinizi dolayısıyla geceleri kullanma imkanı da olacak. Sistem kendi içerisinde de dengelenmiş olacak. O uygulamayla da onun önünü açmış olduk. Efendim, yaka ihalelerinden aslında bahsettiniz. Belki bunu biraz detaylandırmak gerek. Merak edilen başlıklar var. Siz de biraz önce bölünerek yapıldığını söylediniz ama 1 megawattlık tek parça yerine 50 ile 60 megawattlık parçalar halinde bir ihale mekanizmasında değişikliğe gidilerek yeni bir sistem uygulanması mümkün mü? Nasıl planlama var? Ve yine buna ilave olarak mikro yenilenebilir enerji kurumlarında, örneğin çatı üstü GES'ler gibi. Bu noktada planlarınız neler? Örneğin elektrik alış fiyatından satışın garanti edilmesi, ilave dağıtım, sistem kullanım bedeli gibi bir takım bedellerin uygulanmaması gibi taleplere bakış açınız nedir? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ilk yakaları biner megawatt yapmıştık biliyorsunuz. Bu yeni ilan ettiğimiz yaka GES'te demin ifade ettim, üçe böldüm. Yeni yaka karada bir onshore yaka planlamamız daha var. 1000 megawatt ama muhtemelen belki 4 tane 200-250 megawatt civarında olabilir. 200-300 megawatt. Yerin bütünlüğüne bakarak ona karar vereceğiz. Bir başka çalışma daha yapıyor bakanlığımızdaki arkadaşlar. Kars'tan Edirne'ye kadar güneşin doğduğu yerden elimizden battığı ilimize kadar, tabii kendi coğrafyamızla sınırlı olmak kaydıyla, belki hemen her ilde bu bahsettiğiniz 40-50 megawattlık daha küçük alanlarda yeni bir planlama yapıyoruz. Bu bize aşağı yukarı 1,5 saatlik bir zaman diliminde değerlendirme imkanı veriyor. Yani Kars, Iğdır gibi yerde güneş ilk doğduğunda santral üretime başlayacak. İşte Edirne, İzmir aksına geldiğinde güneş batmış oluyor.
Çünkü bu yenilenebilir de özellikle güneşte bulutlanma çok önemli. Onu da yürütmek gerekiyor. Çünkü güneşi üretmediğinizde sizin alternatif olarak termik santralinizi veya büyük hidrolik kapasiteye sahip santralinizi devreye almanız gerekiyor. Bu işin bir mühendislik tarafı da var. Belki hemen her ilimizde böyle 40-50'şer megawattlık bir çalışmayı da planlıyoruz. İkinci sorunuza gelince biz şimdi bu satış fiyatını normal yasada 13 sentti biliyorsunuz ama son yaptığımız ihalelerde gösteriyor ki aslında bu rakamların çok altında gidebiliyor. Şimdi küçük tüketiciler için lisanssız da faturasında gördüğü aktif enerji bedeli neyse o fiyattan alma satma hakkı vermiş olduk. 50 kuruşa alıyorsa 50 kuruşa satmış olacak fazla tükettiğinde. Veya eksiği kaldığında aynı fiyattan almış olacak. Burada aslında lisanssız da amaç öz tüketimi fazla olan tüketiciyi teşvik etmek. Yani piyasaya satmaktan ziyade kendi tüketimine göre bir yatırım yapması. Bu yeni model öz tüketimi daha fazla olanların lehine çalışacak bir finansal tablo çıkartıyor. Bunun da gözden kaçırılmaması gerekiyor. Hala feasible, onu da söyleyeyim. Yani ekonomik bu düzenlemelere rağmen. Sayın Bakanım, nükleerle ilgili bir soru soracağım ama öncesinde ben tabii zirveyle ilgili bazı notlar geliyor. Onları da paylaşmak istiyorum. Hani böyle zirveyle ilgili bilgilendirme oluyor. Bu yıl esasında İsrail'de başlamıştı. Bu yıl zirvede de daha netleşti. Rekabet kurulu başkanımız ve rekabet kurulu üyelerinin enerji piyasasına ilgisi artmaya başladı. Yoğun katılımları her gün daha da artıyor. Bu bizim için çok iyi. Keza finansman kuruluşları bu yıl ilk defa gerek uluslararası finansman kuruluşları gerek yerli finansman kuruluşları burada. Finansman kuruluşlarının da bizim ailemizin, büyük ailemizin bir parçası gibi davranmalarını bekliyoruz. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Sayın Bakanım, 3 tane nükleer güç santrali kurma planınız var. Türkiye'de enerji arz güvenliği ve çeşitliliğini artırmak için bu önemli bir strateji. Sizin buradaki hedefleriniz neler? Elektrik üretiminin yanında Türkiye'ye bu 3 nükleer santralinin kurulumu ne gibi katkılar sağlayabilir? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bizim bir başka stratejimiz biliyorsun nükleer hayalde inşallah gerçekleşiyor. Geçtiğimiz Nisan ayında temellerini attık. Yani yaklaşık 50 yıllık bir, neredeyse benim yaşım kadar bir hikayesi var. Sonunda başaracağız. İyi gidiyoruz. 2023'te inşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutladığımız yılda da ilk reaktörü devreye almış olacağız. Bununla birlikte iki projeyi daha yürütüyoruz. Tabii şunu ifade edelim, hakikaten biz enerjide maalesef yeterli doğal kaynağımız olmadığı için dışa bağımlıyız. Bunu azaltmak için de belli stratejileri izlemek gerekiyor. Demin bahsettim işte bu doğal gaz petrol aramalarının artırılması, keza yerli kömüre dönük ciddi bir takım çalışmalarımız var. Bir diğer unsur da yine bu ithalata bağımlılığı azaltmak için nükleer santraller. Tabii nükleer santraller her türlü mevsim ve iklim koşullarından da bağımsız çalışma yeteneğine sahip, son derece düzenli, kaliteli elektrik üretme kapasitesine, kabiliyetine sahip santraller. Ve hakikaten işletme ömürleri en az 60 yıl. Baktığınızda ülkenin geleceğini planladığınızda bu tip her hal ve karda, her şartta çalışabilecek santrallerin sisteminizde olması son derece önemli. Biz bir de tabii doğalgaz ithalatını da ikame etmesi açısından son derece faydalı. Yaklaşık bu santral tam kapasite devreye girdiğinde 7-7,5 milyar metreküplük doğalgaza denk geliyor. Ya da ithal kömür santraliniz varsa nereden baksanız bir 13 milyar tonluk bir kömür daha az ithalatımızı az yapmış olacağız. Bunların hepsi piyasaya cari açığın azaltılması açısından da tabii önemli katkı verecek unsurlar. Sinop'ta biliyorsunuz yürüyen bir projemiz var. Japon-Fransız ortaklığıyla. Bir üçüncüsünü de geçtiğimiz aylarda konuştuk. Çinlilerle de görüşmemiz devam ediyor. Onun yeri de henüz daha netleşmedi. Çünkü bir sürü parametre var bir santrali belirleyebilmek için yerini. Onları tamamlanınca yerini de anons etmiş olacağız. Peki, yer çok merak edilen bir başlık. Madem üçüncü nükleer santrali konuşuyoruz, buradan devam edelim. Yere dair aday olan yerler var mı? Belki onu söylersiniz, paylaşırsınız bizimle. Çinlilerle olan görüşüyoruz dediniz. Anlaşmada hangi noktadayız? Bunun için bir tarih vermek mümkün mü? Şimdi Çinlilerle yaklaşık 6 aydır görüşülüyor.
tıp teknik boyutuyla, hukuki ve ticari boyutuyla birçok alanda götürmek gerekiyor, projeyi ilerletmek gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz projelerin yatırım tutarları en az 20 milyar dolarlar seviyesinde ve uzun dönemli bir anlaşma da yapmanız gerekiyor. Onun size etkilerini, karşı tarafta kendisine etkilerini düşünüyor. Bir teknoloji transferi olacak mı? Bunların hepsi ayrı ayrı müzakere ediliyor. Onun için tabii biraz zaman alabiliyor bunlar. Ama sonunda hani bir mutabakat sağlandıktan sonra zaten bu tip büyük projelerde İGA dediğimiz uluslararası anlaşmayla bağlanıyor ve meclis, her iki tarafta meclisin onayına sunmak suretiyle de hayata geçirmiş oluyor. Şimdi normalde enerji camiasında olanlar bilirler, aslında ideal olan enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi. Şimdi bizde de daha çok enerji batıda biliyorsunuz, yani Marmara bölgesinde yoğun olarak tüketiyoruz. Doğudan üretip taşıyoruz. Taşımanın bize hem yatırım olarak hem de teknik olarak maliyeti var. Hatlarda problem olduğunda etkilenebiliyorsunuz. Teknik kayıtlarınız var. Bunları minimize etmek için de aslında üretim yeriyle talebi aynı yerde yapmak gerekiyor. Buradan hareketle zaten doğal olarak hani bir Trakya düşüncemiz var. Tabii ama bahsettiğim gibi bir 25-30 civarında kriter var. Bunların hepsinin de incelenmesi gerekiyor. Henüz lokasyon netleşmedi ama orası ağırlık kazandı diyebiliriz. Sayın Bakanım, siz sürekli enerji verimliliğini vurguluyorsunuz. Yıllardır bunu vurguluyorsunuz. Keza Enerji Verimliliği Derneğimiz Enver'de son dönemlerde bir yönetim değişikliği oldu. Yönetim kurulu değişti. Başkan da burada zaten, Murat Başkan. Biz enerji verimliliği deyince neyi anlayacağız başkanım? Düşük faturayı mı anlayacağız? Yoksa cebimizden az para çıkacak mı anlayacağız? Enerji verimliliği deyince biz neyi anlayacağız? Doğru, güzel bir soru. Herkese de dokunan bir tarafı var bu işin. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ilan ettik. 6 ana konuda 55 tane eylem var. Yani tarım sektöründen sanayiye, konuttan ticarethaneye kadar, hatta kamu kurumlarımıza kadar her alanda enerji verimliliğiyle yapabileceğimiz ciddi miktarda tasarruflar var. Bunun için biz bankalarla da görüşüyoruz. Çünkü burada özellikle küçük, orta ölçekli tüketici, çünkü yatırım yapacak. Biz ona her ne kadar sen yaptın yatırım işte 10 yılda geri kazanıyorsun filan desek de başta yapacağı ilk yatırım tutarının belli bir modelle finanse ediliyor olması lazım. Bunların hepsini çok boyutlu olarak müzakere ettik, tartıştık. Bankalarla da görüşüyoruz. Hatta bu konuda yurt dışından ciddi finans imkanları da olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bunun parça parça lansmanlarını yapacağız inşallah. Bu arada tabii sivil toplum kuruluşu olarak Enerji Verimliliği Derneği de bu projelerimize destek veriyor. Ama sadece orası da yetmez. Sektörün tüm katmanlarının hakikaten bunu yapması gerekiyor. Mesela size bir örnek vereyim. Tarımda traktör filomuzun yaş ortalaması 20. Ve ciddi miktarda hem emisyon, kötü emisyon, hem de yakıtta ciddi miktarda savurganlık söz konusu. Öbür taraftan da hakikaten bu verimsiz çalışmadan dolayı çiftçimiz de şikayet ediyor. Buna benzer hemen her alanda bunları görmek mümkün. Konutlarımızda kaliteli bir yalıtım olmadığı için öyle. İyi bir yalıtımsız yalıtım olsa bugünkü faturamız %30 daha düşmüş olur. İşte bizim son dönemde yapmış olduğumuz zamların da etkisini azaltmış oluruz aslında baktığımızda. Bunun bir de böyle bir yönü var. Konuşmamda ifade ettim. Eğer biz 2023'e kadar 10 milyar dolar civarında bir hani bu iş için bir harcama yapabilirsek kamu özel sektör, 2033'e kadar bunun neredeyse 2-3 katını geri kazanma imkanımız var. Tabii bu tasarrufla birlikte belki kullanıldığı için eskiden biraz böyle 2000 yılı öncesinde tasarruf terminolojisi daha yaygındı. Şimdi 2000'den sonra verimli kullanmak gündeme geldi. Aslında burada amaç şu: bir ürettiğiniz bir birim iş için daha az enerji tüketmek. Yoksa ihtiyacınız var ama ben lambanızı kapatın da mumda çalışın demiyoruz. Fakat o ışık şiddetini verecek daha tasarruflu aydınlatma üniteleri, lambaları kullanabilirsiniz. Bunu vurgulamamız gerekiyor normalde. Tabii konfor arttıkça belki tasarruflu ampulleri kullanıyoruz ama sayısı arttı. Ondan dolayı da toplamda tüketimimiz aslında çok fazla düşmüyor. Bakın ideal olan şu, Batı onu özellikle söylüyor.
işte talep artışı orada çok sınırlı biliyorsunuz. Normalde mesela enerji talebi ülkenin GDP'si oranında da artması beklenir. Orada GDP artışı oluyor ama enerji talebinde artışlar o kadar olmuyor. Çünkü verimlilikle yönetebiliyorlar. Bizim de belki belli bir nokta sonra bu seviyelere geliyor olmamız lazım. Burada herkese görev düşüyor. Rahmetli Güngör Uras'ı da almış olan, yani Ayşe teyzeden herkese ciddi anlamda görev düşüyor. Çarşı pazardaki esnafımıza kadar. Herkesin bu anlamda yapabileceği çok iş var. Peki verimlilik konuşurken şimdi yaz saat uygulamasını da belki konuşmak lazım. Sabit saatte diyebiliriz. AB'nin de bizi takip ettiği bir alan. Nasıl bir faydası oldu? Katkısı ne oldu? Şimdi aslında bu kamuoyunda da çok fazla tartışıldı. Biz de mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalıştık. Aslında bu işin çok politik, siyasi tarafı yok. Normalde tamamen teknik bir konuydu. İşin tabii psikolojik, sosyolojik boyutu var ama biz biraz ekonomik boyutuyla da konuya baktık. Baktığımızda şunu gördük. Yaklaşık 1.3 milyar kilovat saatlik bir tasarruf elde edilebiliyor. Nitekim bu çalışmayı İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak yaptık. Yani hatta hiç karışmadık. Teknik Üniversitede bir bilimsel ekip bu çalışmayı da ortaya koydu. Bu da tarifelerde baktığınızda yani 800 milyonla 1.3 milyar liralık bir tasarrufa aslında yapmamıza da yardımcı olmuş oldu. Şimdi geldiğimiz nokta sevindirici. Avrupa Birliği de biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bunu tartıştı. Ve muhtemelen onlar da belki bu yıl ilk son defa kış saatini kullanıyor olabilirler. Tabii Avrupa Parlamentosu tavsiye kararı alıyor. Ulusal parlamentolardan geçmesi gerekiyor. Aramızdaki o bir saatlik zaman dilimi de aslında belki de kapanmış olacak. Bence son derece faydalı bir uygulama oldu diye düşünüyorum. Ama burada şunu da iyi yönetmek lazım. Tabii Türkiye batıdan doğuya neredeyse belki işte güneşin batımıyla doğum arasında 1-1,5 saatlik zaman dilimi var. Özellikle yerel yöneticilerimizin, valilerimizin güneş saatinden daha fazla yararlanmak için mesai saatlerini, işte okul saatlerini ona göre ayarlamasında da fayda var diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, daha bitmedi herhalde sorular. O kadar çok soru var ki esasında ama bitireceğiz bir yandan çünkü programınızı biliyoruz. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Bakanım? Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben de hakikaten yıllarca zevkle izlediğim bir platform. Her yılda başarı çıtasını artırarak devam ediyor. Burada geçmişte bir iki dönem zirve başkanlığı da yapmıştım ama benden sonra siz bayağı yükselttiniz yani başarıyı. Hakikaten tebrik etmek lazım. Salonda hala ayakta izleyicilerimiz var. Onlardan da özür diliyoruz sizleri ayakta tuttuğumuz için. Yani Sertaç Bey'in anlaması lazım bu lafta. Bu kadar kişi ayakta izleteceğiz. Tribünler boş. Burası da boş kalır sandın sen herhalde. Ama bak buraya Fenerbahçe izlemeye gelmediler. Şimdi Fikret Bey yoksa açardı salonları arkaya doğru. Evet, şimdi o zannı herhalde boş. Sayın Bakanım, demin bir olay yaşadım. Demek ki bende bir sorun var. Yani bu kaderim benim. Ben Fenerbahçe'de yönetim kuruluna seçildiğim günün ertesi günü bir beyefendi geldi. Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Sertaç Bey sizden özür diliyorum ben dedi. Ben de hayırdır dedim. Ben sizi Ali Bey'in koruması zannediyordum dedi. Şimdi az önce biri geldi. Siz de sanıyorum Sayın Bakanımızın korumasısınız dedim. Ben bir şey etmek istiyorum ona dedi. Yani benim sorun bende onu alalım. Evet, evet. Sayın Bakanım takviminizi biliyoruz, yoğunluğunuzu biliyoruz. Biz bu sene siz hep bize bu konuda yani yön verin. Sayın EPDK Başkanımız da bu ödül törenini canlandırın derdi. Biz bu ödül törenini bu yıl bir komite belirledik. Komiteye verdik. Komite çalıştılar. Ve sosyal sorumlulukta 3 kişiye jüri ödülü belirlediler, bir de sektör başarı ödülü belirlediler. Fakat çok yoğun bir takviminiz var, biliyorum. Evet. Sektör temsilcileriyle burada özel görüşmeler yapıyorsunuz. Sizden bir söz alabilirsek bu konuda sizi rahatlatacağız. Ankara'da veya İstanbul'da önümüzdeki günlerde buna özel bir toplantı yapmamız uygun olursa eğer, İnşallah. Bunu hemen hızlı bir şekilde geçelim diyorum. Ödülleri özel bir toplantıyla Fikret Bey buna bayılacak. Bir kere daha buluşmuş olacağız bu sayede.
bir toplantı daha yapalım diyorum. Ama ben buradan izninizle isimleri bir okumak istiyorum hızlı bir şekilde. Seçici komitemiz toplandıktan sonra jüri 3 tane jüri ödülü var. Bir numara Akfe'nin önce sağlık projesi oldu. İkinci sırada Enerjisa'nın mobil eğitim merkeziyle mesleki eğitime destek projesi oldu. Üç numara Limak Uludağ Elektrik'in bilim kardeşliği oldu. Sektör başarı ödüllerinde ödül alan şirketler Petrol Ofisi, Opet, Shell, BP, Lukoil, Aytemiz, Petter, Altınbaş Holding, Asis, Aygaz, İpragaz, Limak 3 ödül daha var, 3 projesi daha var. Çeşitli kuruluşların enerji piyasasında olan. CK, Ak Enerji, Atlas Enerji, Bursa Gaz, BOTAŞ, Kayseri Gaz, İzmir Gaz, İGDAŞ ve Ege Gaz. Buna özel bir ödül töreni yapacağız. Sizin de katılımınızı... Evet. Şimdi sosyal sorumluluk projeleri son derece önemli arkadaşlar. Ama bakanlığa saymamışsın. Bir nefes, bir enerji projemiz vardı biliyorsun. 5 milyon adet. Sayın Bakan başvurulmadı herhalde. Sosyal sorumluluk projesine girmedi anlaşılan. Ama tabii sektörün katkılarıyla. Yani biz sadece aslında helvacılık yaptık. Şeyi kazanı karıştırıyoruz. Biz özellikle hem maden tarafında hem de enerji tarafında zaten sektör zaman zaman bunu yapıyor ama biz özellikle de rica ediyoruz. Bulunduğunuz yöredeki sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayın diye. Şimdi tabii Nurten Hanım bana bakıyor hakikaten. Bu konuda yıllarca çok ciddi örnekler ortaya koydu. Bence uluslararası anlamda bir örnek ortaya koymuş oldu. Buna benzer projeleri özendirmek lazım. Bu ödüllerinizin şu faydası var. Ya biz keşke biz de olsaydık diye. Hani eskiden biz bunlara işte hayır hasenat işleri diyorduk. Şimdi biraz böyle kavramsal olarak sosyal sorumluluk projeleri adı altında yapıyoruz. Hangi adla anarsanız anın. Buna ülkemizin bizim hakikaten ihtiyacımız var. Ben bu vesileyle de bu ödül kazananları da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.